İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. İsrail'de bir yandan okular Başbakan Netanyahu'ya döndü. Aslında bu çatışmalardan önce, yani 18 gün önce sokaklar hep kaynıyordu İsrail'de. Hatırlayın, biz de her gün haberini yapıyorduk. İsrail'de vatandaşların çoğu diyelim Netanyahu'yu istemiyor, Netanyahu istifa et diye her gün haykırıyordu. Yargı düzenlemesi ve vesaire, liste uzun. Bu tabii Hamas'ın saldırısından sonra duruldu. İnsanlar dediler ki birlik olmamız lazım. Ülkemize karşı bir operasyon var. Tırnak içinde onların zaviyesinden söylüyorum. Sonrasında Netanyahu bu kadar okların önündeyken, bu kadar nefret edilirken bir anda tabii ülke birleşmek durumunda kaldı. Amma ve lakin yeniden İsrail'de oklar Başbakan Netanyahu'ya döndü. Bu habere şunu da ekleyeyim. Yeni bir anket yapıldı efendim. Ankette İsrail'de yaşayan vatandaşların çoğu bu güvenlik zafiyetini ve yaşanan her şeyin sorumlusunun Netanyahu olduğunu düşünenlerin rakamı %70'lerde. Öyle bir kamuoyu da var. Ülkede yapılan bir anket. Bakın, katılımcıların %75'i işgaldeki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğunu söylüyor. Ben daha fazla anlatmayayım, haberde bakalım. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu eleştirilerin hedefinde. İsrail genelinde 3 kişiden ikisi başbakanın istifasını istiyor. Lahed kohot ve istayer kadima lanitzachon. 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa tufanı saldırılarının ardından İsrail güvenliği tartışmaya açıldı. İsrail basını ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre ankete katılanların %75'i İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor. Ankete katılanların %66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken %64'ü savaştan sonra İsrail Meclisi'nin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin %45'i de savaşın ardından hemen seçimlerin yapılmasını istiyor. İsrail basınındaki başka bir habere göre ise en az 3 İsrailli bakan Netanyahu'yu Gazze şeridi sınırında yaşananların sorumluluğunu üstlenmeye zorlamak için istifa etmeyi düşünüyor. İsrailli muhalif gruplarda Netanyahu'yu Aksa tufanı ile ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri yok etmekle suçluyor. Şenit,